Merhaba sevgili tıraş severler. Berber Bey yine bir video çekecek. Ne videosu çekecek? Arko tıraş sabunu modifiye videosu çekecek. Bunu ne yaptım? Arko tıraş sabununu benvari usulünde erittim. Sıcak suyun üzerine koydum. İçine de cilt kremi koydum. Zeytinyağlı olandan. Birazcık sarımtırak rengini aldı. Ben bir tur sabunlayıp köpürttüm. Tıraş olmadım ama köpük zayıf oldu ama kayganlığı iyi oldu. Bunu bir de tıraşta deneyeceğim ve hep birlikte göreceğiz bakalım bir fark var mı diye. Fırça olarak da dükkanda kullandığım emektar fırçam, müşterilere kullandığımız o fırçayla yapacağım. Bazen fırçalardan tad alamıyorum. Yok kuru yapıyor, yok sulu yapıyor, yok akıtıyor. Şöyle hemen gösterelim. Hızlı bir şekilde. Nerede? Kamera, kamera burada. Çok az bir su veriyoruz. Şöyle bir köpük meydana geldi. Yakamızı kıvıralım. Dedim ya kabarık bir köpük olmadı ama daha çok kremli gibi böyle kaygan bir köpük oldu. Daha önceki denediğimde. Şimdi tıraşta da neden bunu yaptım? Tıraş Arko'yu kullananlar bilir. Çabuk kuruyor ve kayganlığı zayıf. Ne yapacağız? İçine yağ koyacağız, krem koyacağız. O şekilde onu birazcık canlandıracağız. Yani eksikliğini gidereceğiz. Evet, suyu verince biraz daha canlandı. Köpük. Şöyle bir bakalım mı köpüğün durumuna? Hop. Sünme olayı güzel. Yani. Yeterli mi? Yeterli. O kadar da şey köpük olmadı ama. Güzel. Sakalın dibi ıslansın yeter ya. Dağ gibi köpük yapmaya da gerek yok. Jilet sadece sakalın dibine temas ediyor. Hoppa şöyle duralım. Kamera da çok ayarsız olmuş. Nasıl olmuş? Evet. Ne kullanıyoruz? Ustura. Alüminyum ustura. Permaşarp jiletimiz. Hoppa. Kulaklarını keselim permaşarpın. Evet. Ve jiletimizi yerleştirelim. Jilet de hazır. Hadi bakalım bismillah. Vallahi sakaldan hiç ses gelmedi. Bir dakika peçete alalım. Çıtırtı falan yok.
Kayganlık iyi geldi ilk başta. Evet, sakaldan ses gelmediğine göre kayganlık da güzel. Bence oldu. Valla şu anda rahat gidiyor tıraş. Zaten videolarımı izleyenler, beni takip edenler bilir. Jilet sakalı keserken jiletin sesi bayağı geliyor. Çıtır çıtır. Bunda öyle bir şey yok. Şeye bakıyorduk, bıyıkta kuruma var mı diye. Kuruma çok yok. Yani öyle uçları hafif hafif kuruyor gibi. Önce olsa kıtır kıtır olurdu. Yani bıyıktan bile ses gelmiyor. Evet. Bence iyi oldu. Kendim yaptığım için söylemiyorum ama beni takip edenler de anlamıştır tıraş esnasındaki şeyi. Kayganlığı gayet güzel oldu. Sakaldan ses çıkmadı. Bir perde daha mı tıraş olalım ya? Olalım ya. Tamam, hafiften. Ben beğendim. Belki şu arkadaki görünen arko kutusu var ya. Onu komple eritip yapsam mı bilmem ya. Bir tane yaptık ama. Aslında tek perde yeterdi de.
Bu arada şöyle şurada kanama var, görüyorsunuz. Kan taşı. Kan taşı nedir? Nerede kullanılır? Bir arkadaş sormuştu. Onu da gösterelim. Bunun ucunu hafif suya batırıp kanayan yere sürüyoruz. Aşağı yukarı 20-30 saniye, 1 dakika kadar köpükle de yapabilirsiniz. Taşı orada ovalıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama burayı ıslatmıyoruz. Yani bu sakal tıraşı olduk ya, hani bunu kullandıktan sonra oraya su değdirmememiz lazım. Yoksa o tuz oradan erir, akar gider. Belki tekrar kanayabilir. Sakal yok ya, usturanın hafifliğini daha çok hissediyorsun. Ustura diğer alete göre çok çok hafif. Evet. Şöyle kan akmıyor, durdu. Gördüğünüz gibi şöyle ışıktan da yapalım. Kan taşının özelliği o. Bakın buraya, burada da vardı küçük bir nokta görünüyorsa. Orası kanamaya devam ediyor. Aradaki fark. Bir iki dakika önce buraya sürdük. Buraya sürmedik. Olay o yani. Kan taşının özelliği, etkisi o. Faillerimizi düzeltiyoruz hafiften. Yüzümü yıkadım. Şöyle kurulayayım. Yüzde yanma yok. Gayet güzel ya. Böyle usturanın bazen ucunu hissediyorsun ya. O yok. Ne yapalım? Bakın bu arada hala burada yok. Burada kanama var. Nereye koydum ben onu? Attım mı? Neyse bir üzerine bir retken sürelim. Aa, pardon, retken değil. Don Draper Green. Bunu müşterimin birisine naneli bir şeyler istedi yüzüne. Bu vardı. İyi yakıyor. Bunu gösterdim. Bu dedi ihtiyar işi dedi. Yaşlı adamlar kullanır bunu dedi. Beğenmedi, sürmedi. Tamam kardeş dedik biz de. Üzerine bir Redken Brevs Aftershave. Bunu da ne zamandır kullanmıyorum. Hafiften sürelim. Çok kullanmayalım. Hop.
dibine mi çökmüş bu ya, ne olmuş? Retken, retken, biraz retken. Evet, güzel bir tıraş olduk. Arko tıraş sabunu sayesinde modifiye edilmiş. Yani hala köpük. Köpüğe bakalım ya. Oynayalım mı köpükle biraz? Yani güzel bir köpük. Sönmeyen bir köpük oldu ya. Bence. Çökmedi baksana köpük. Hala diri duruyor. Böyle yapıyorsun, sünüyor. Daha da sünse olur da. Neyse. Bu kadar oynadığımız yeter. Siz de evde deneyebilirsiniz. Deneyenler varsa yorum yazsın. Siz nasıl buldunuz? Ona da yorum yapın. Ben beğendim. Dur ya, bir tane daha kan taşı süreceğim şuraya. Bakın, kan taşı sürülmüş olan yer, sürülmemiş olan yer. İki tane noktasal kanama oldu. Herhalde ıstıran ucu mu değdi, ne oldu? Neyse, bana geçmiş olsun ve saattir olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolara da beklerim.